Evet, böyle bugün güzel, keyifli bir giriş yapmak istedik değerli izleyenler. Biz de hazır böyle müzikle, sahneyle, sanatçılarla dolu konu başlıkları bulunca hemen biz de fokuslanıyoruz, üzerine atlıyoruz. Çünkü gerçekten de son derece özledik yani bu pandemi dönemi. Hayatın tadını, tuzunu, pek çok şeyini elimizden aldı maalesef. Bunların başında da herhalde işte böyle sahne sanatları geliyor, canlı konser izlemeler geliyor. Sanatçıların durumu gerçekten sıkıntılı ama... İşte böyle çözümler de üretilebiliyor. Pandemi dönemi kısıtlamalarından en büyük darbe alanların başında şüphesiz geliyor. Müzik, konser, tiyatro gibi sahne sanatlarında performans gösteren sanatçıların gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçtiğini biliyoruz ama az önce de ileteceğiz. Biraz sonra daha da detaylandıracağız. Az önce görüntüleri paylaştık. Teknoloji ve dijitalleşme bu soruna da bir nebze çare bulmuş gibi görünüyor. Ekstra da avantajları var. Neler? Bunları paylaşacağız. Canlı müzik yayınlarının durdurulduğu bu dönemde sanatçılara ilaç gelen bir uygulama. Tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirilmiş dijital sahne sanatları platformu, MüzikSen platformunun kurucusu, CEO'su Çağrı Bozay. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Gerçekten hazır gibi yetiştiniz imdada. Daha da mükemmel bir zamanlama olamazdı diyelim. Ne zaman kuruldu? Biraz müzik seni dinleyelim sizden. Nereden aklınıza geldi böyle bir platform oluşturmak? Tam da üzerine pandemi gelince zaten başka bir şekilde bir tetiklendi sizin platform. Dinlemek isteriz. Böyle bir öngörülü yatırımcıyı. Aslında hikaye Ağustos 2019'da başladı, müzik seni hikayesi. Yani pandemiden yaklaşık bir 6-7 ay önce. Müzik seni hikayesinin başlangıç noktası da şu oldu. Şimdi 2000'li yıllarda hepimiz hatırlıyoruz. Hani işte ayakkabı internetten mi alınır? İşte kıyafet internetten mi alınır? Bakış açısı vardı. Bugün geldiğimiz noktada artık halen hibrit bir yapıdan söz etmek mümkün. Ama ağırlıklı olarak artık dijital alışverişin ön plana çıktığı bir durumu görüyoruz. Biz de beraber yola çıktığımız diğer ortaklarımla beraber müzik ve sahne sanatlarının henüz daha bu dijital yolculuğuna başlamadığını, müziği dijitalin yanına koyduğunuzda kelime olarak aslında işte akla sadece YouTube, Spotify işte ve buna benzer bazı platformların geldiği ama bunların on demand olduğu, yani sonradan dinlediğiniz içerikleri olduğu, ama diğer taraftan da müzik ve sahne sanatları dediğinizde, canlı müzik dediğinizde aslında hem icra eden taraf için hem de aslında dinleyen için canlı olduğunda en yüksek tatmini ettiğiniz bir sektörden bahsediyoruz. Diğer taraftan yine müziğin dışında da yeni jenerasyonun alışkanlıklarının dijital tüketimler üzerine olması, işte Twitch, işte TikTok, Periscope gibi platformların çok hızlı yükseliyor olması, yeni jenerasyonun bizlerin jenerasyonundan çok farklı olarak canlı eğlence alışkanlıklarının da çok daha dijital ortama kayıyor olması müziksel fikrinin gelişmesine yol açtı. Yani bizim aslında planlarımız içerisinde pandemi kesinlikle yoktu. Pandemi bizim farkındalığımızı ve Türkiye'de aslında, özellikle başta Türkiye'de olmak üzere müzisyenlere bir nefes aldırmış oldu. MüzikSen ortaya çıktığında canlı performansın tamamen merkezde olduğu ama aslında sanatçıların hiç kimseye bağımlı olmadan kendi özgün performanslarıyla tüm dünyaya açıldıkları bir yolculuğun arkadaşı olarak aslında kuruldu. Bu yolculuğun içerisinde... Bunun örnekleri var mıydı Çağrı Bozay? Dünyada hiç yoktu, hiç mıydı? Yoktu. Hani biz pandemiden sonra bir dijital dünyayı keşfettik ve aslında elimizde hangi enstrümanların olduğunu bir anda farkına vardık, çok şaşırdık ya, işte kullandığımız pek çok şu platformlar işte dijital anlamda birbirimizle iletişim kurmamızı sağlayan. Bunlar varmış aslında, bu imkanlar da biz bunu fark etmiyormuşuz. Israrla işte yüz yüze toplanmaya, buluşmaya çalışıyormuşuz. Müzik senin alternatifleri, muadilleri sizin bahsettiğiniz 2019 yani pandemi evvelinde var mıydı? Ya da şu anda var yoktu. Mı? Yoktu. Nasıl bir ortam yoktu. Var? Müzik ve sahne sanatları dikeyinde herhangi bir platform yoktu. Zaten biz bu alandaki fırsatı gördük beraber. Ve ne kadar güzeldir ki çok daha yeni bir haber. Silikon Vadisi'nin en büyük yatırımcılarından olan Plug and Play'den de çok yeni. Tüm dünyada bu platformu globalleştirmek için de ilk yatırımımızı aldık. Dolayısıyla umuyorum ki... Hayırlı olsun, farkındayız, tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Umuyorum ki ayrıca.
Türkiye'den sonrasında da platformun halen benzersiz oluyor olması, ama biliyorsunuz yeni dünyada artık teknoloji alanında bir şeyin benzersiz olması sizin ne kadar hızlı ilerlediğinizle alakalı. Dolayısıyla her şey çok replike aynen edilebilir. Öyle. Biz ama bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Şu anda dünya üzerinde, dünyanın her yerinden, müzik sen üzerinden Türk sanatçıları dinleyen birçok insan var. Sanatçılar bizim platformumuz üzerinden canlı yayınlar sırasında para kazanıyorlar. Kendi biletli etkinliklerini oluşturuyorlar. Kendi sanatlarını satabiliyorlar platformumuz üzerinden. Dolayısıyla aslında oluşturduğumuz ekosistem sadece bir dijital deneyim değil, aslında bir müzik ve sahne sanatlarının farklı bir ekonomisini ortaya çıkarttık biz. Yani örnek veriyorum, bugüne kadar mesela en son size de sorayım, hatırladığınız bir süperstar söyleyin bize. Yani en yakını 10 senedir, bu sadece Türkiye için geçerli değil bu arada. Hani Michael Jackson'lar, Madonna'lar, işte Tarkan'lar artık çıkmıyor. Niye? Çünkü yeni jenerasyon çok daha minik. Hani mikro influencer diyoruz ya, onların çevresine toplandığı ve tüketimleri de bu şekilde gerçekleştirdikleri bir ortamda dijital alışkanlıklarını sürdürüyor. Müzik ve sahne sanatları da aynı şekilde aslında gelecekte artık tekil sanatçıların hegemonyasında olmaktan ziyade herkesin kendi özgün müziğiyle çevresinde topladığı kitlelerle büyüyeceği ve keşfedileceği bir hale geliyor olacak ki süperstarlar dönemi bitti diyorsunuz Çağrı Bozay, öyle mi? O kadar iddialı konuşmayalım ama süperstarların çok süperstarların çok fazlalaşacağı iddiasında aslında bulunuyorum. Yani herkesin birer aslında herkesin mikro süperstar olacağı. Onun potansiyeli taşıdığı bir dünyadan da söz etmek mümkün herhalde, değil mi baktığınız ya zaman? Çok hassas noktalar aslında. Yani müzik endüstrisi, sadece Türkiye için bunu konuşmuyorum bu arada. Bugüne kadar aslında dayatma doğru bir kelime olmaz ama bize ne sunulduysa aslında bizim kendimizin o sunulana tükettiğimiz bir hali vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık seçeneklerimiz var. Kendimiz bir şeyleri buluyoruz, kendimiz keşfediyoruz aslında. Ve bu noktada da o tercihlerimize göre hareket edip bir şey yapıyoruz. Yani bugün albüm çıkartan sanatçı da yok. Hemen hemen hepsi farkındaysanız single çıkartıyor. Çünkü tüketim artık albüm üzerinde değil. Aynı şekilde dijital ortamlarda da insanlar yani çeşitlilik bulup bir şekilde o kendi sevdikleri müzikleri tek tek tüketmeye çalışıyorlar. Şimdi için içerisinde canlı deneyimi koyduğunuz zaman da gerçek hayatı çok iyi klonlamanız lazım. Çünkü tabii ki de biz şeyin iddiasında değiliz. Yani bir gerçek hayatta şu anda hepimizin özlem duyduğu, bizim de özlem duyduğumuz, pandemi sonrasında hayal ettiğimiz o tekrardan gidelim, eğlenelim, biraz nefes alalım, oksijen alalım, arkadaşlarımızla buluşalım, sarılalım birbirimize. Tabii ki de olacak. Yani bunun biteceğini hiçbir şekilde iddia etmiyoruz. Ama şu da bir gerçek ki pandemi öncesinde hemen hemen her sektörde olduğu gibi cesaret edemediğimiz bazı şeyleri müzik ve sahne sanatlarında cesaret ettik müziksel sayesinde ve gördük ki ya dijitalden de canlı performanslar yapıldığında para kazanılabiliyormuş. Hem de offline'de kazanılan daha fazla kazanabiliyormuş. Veya şimdi onu biraz açacağız. Yani tam anlamak istiyoruz mekanizmanın nasıl işlediğini Çağrı Bozar. Çünkü bunlar bizim için çok yeni kavramlar. Yani algılaması güç. Gerçi kullanıcılar hızlıca o ekosistemin içine giriyorlar. Yani müzik sene girdikten sonra muhtemelen. Ama önce şunu merak ediyorum. Kaç ay oldu kurulalı aşağı yukarı? Bir yılı tamamlamadığınızı düşünüyorum. Kaç kullanıcıya ulaştınız? Bünyenizde sanatçılar da var anladığım kadarıyla, değil mi? Bir üyelik tabii, mekanizması tabii. Mı oluyor? Biraz anlatın bize, detaylandırın lütfen nasıl işliyor tabii sistem. Tabii ki. Müziksen'in aslında resmi kuruluşu bir sene neredeyse oldu. Şubat ayında kurmuştuk şirketimizi. Ama geliştirme süreci tamamlandıktan sonra Temmuz ayında biz yayınlarımıza başladık. Yani aslında pandeminin tam ortası diyebiliriz başlangıcından sonra. O yüzden de 6-7 aydır şu anda yayınlarımızı devam ediyoruz. Yaklaşık 150 bin kullanıcımız oldu. Ki hani pazarlamayla ilgili hiçbir şey yapmadık. Bu tamamen ağızdan ağza iletişim, insanların birbirine tavsiyesiyle oldu. 1000'in üzerinde şu anda müzisyen ve sanatçımız var içeride program yapan. Ki burada da hani birazcık daha seçici davranmaya çalışıyoruz. Çünkü hani her ben iyi şarkı söylüyorum, her iyi gitar alıyorumdan ziyade gerçekten de kullanıcılarımıza o doğru içeriği sunabilecek sanatçıları çekmeye çalışıyoruz. Ama her gün 20-25 tane, 30 tane sanatçı başvurusu almaya devam ediyor müzisyen. Nasıl eriyorsunuz o başvuruları Çağrı Bey? Bir formumuz var bizim. Bu formu dolduruyorlar. Bir de bir link gönderiyorlar. Yani daha önceki performanslarından bir link gönderiyorlar sanatçılar. Aha. Bizim bir komitemiz var. Başında bir müzik adamının olduğu. Komitenin içerisinde ben de varım bu arada. Birkaç arkadaşımızın da olduğu. Bu komite gerçekten de o sanatçının İşte sosyal medya takipçilerine bakıyor, influencer mı diye bakıyor, daha önce işte bir hakikaten albümü var mı, bu arada albümü olması zorunlu değil ama iyi içerik üretiyor mu diye bakıyor aslında.
Yani çünkü biz diğer mesela benzer, şimdi şey yap, ismini vermeyeyim ama dünyada devamlı canlı yayın yapılan müzikten bağımsız platformlara baktığınızda artık çöp haline gelmiş durumda. Yani herkes oraya saçma sapan sohbetler, muhabbetlere giriyor. Biz böyle bir ortam yaratmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki biz bir dijital sahneyiz. Dolayısıyla bizde sahne alacak kişilerin de hakikaten içeriğini iyi üretiyor olması lazım. Çünkü dünyaya açıyoruz onları platform olarak diye. Komitemiz bu değerlendirmeden sonra şayet kabul ederse başvuruları kendilerine geri dönüp yayıncılık hakkı veriyor. Daha sonrasında programlama yapıyoruz zaten hep beraber onlarla birlikte. Nasıl para kazanabiliyor bu sanatçılar? Anladığımız kadarıyla işte hayatlarını biraz idame ettirmelerini sağlayacak bir o ticari mekanizma da işliyor platform içerisinde. Valla bazıları için normalinden, yani offline'dan daha fazla kazananlar var şu anda. Ki güzel, daha yurt dışı operasyonlarımıza biraz başlamadık. Ama ilk gelir modelimiz bizim, ki şu anda en fazla kullanılan gelir modellerinden bir tanesi. Biz gerçek hayatı dediğim gibi klonladık şimdi. Gerçek hayatta siz bir sahne deneyiminde ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum, işte gül dökersiniz, işte tabak kırarsınız, işte Sirtaki'de evet. İstek, işte peçeteye istek yazarsınız, gönderirsiniz falan. Biz bunları böyle oyunlaştırılmış şekilde dijital ortama taşıdık. Dolayısıyla canlı performanslar sırasında müzisyenlerin performansı beğenildiği takdirde kullanıcılar müzisyene bu tip jestler yapıyorlar. Zaten bu jestleri yaparken kendileri de eğleniyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar. Bir şekilde. Parça istemek için işte mikrofon butonuna parça yazıyorlar, kendi parçalarını söyletebiliyorlar. Müzisyen de bundan bir para kazanıyor her gönderilen şeyden. Dolayısıyla performans sırasında zaten bir gelirden bahsetmek mümkün. Onun dışında müzisyenlerin, sanatçıların aslında en büyük sıkıntısı, eğer ünlü değilseniz sizin mutlaka bir organizasyon yapmanız için bir menajere, bir yapımcıya, bir organizatöre ihtiyacınızın olması. Ama bizim platformumuzun üzerinde sanatçılar kendi etkinliklerini kurup ileriye dönük satışlarını da gerçekleştirebiliyorlar. Hiç kimseye ayrı bir komisyon vermek zorunda kalmıyorlar. Dolayısıyla kendi çevrelerine bunu da yapabiliyorlar. Bir de menajerliği de taca çıkardınız Çağrı Bey. Yani bir sürü meslekten olacağız belli ki zaten dijitalleşmeyle, teknolojiyle menajerler de kendilerini orada sayabilirler o zaman bu şartlar altında. Estağfurullah. Dijital ama menajerlik bence boyut değiştirecek. Yani bugüne kadar olan boyutundan çıkıp başka bir şeye ihtiyacı olması gerekecek. Yani başka bir şeyi aslında yürütüyor olacaklar sanatçılarla birlikte ama dünyada bu iş zaten dijital menajerliğe doğru gidiyor diye düşünebilirsiniz. Yani eski sistem, konvansiyonel sistemler bu önümüzdeki 5 sene içerisinde kalmayacak müzik ve sahne sanatları endüstrisinde. Bunu sadece müziksel anlamında söylemiyorum. Yani genel anlamda söylüyorum. Bir de son mesela gelir modelimiz de şu. Şu an için olan birkaç tane daha çıkartıyor olacağız. Şimdi adı üzerinde sanatçı. Sanatçılar sanat üretiyorlar. Bu bir müzik olabilir, bu bir stand-up olabilir vesaire olabilir ve içerik üretiyorlar. Bunları genellikle farklı platformlarda işte yükleyerek işte reklam geliriyle kazanmaya çalışıyorlar. Bizde ise direkt aslında kullanıcılara o sanatlarını satma imkanı veriyoruz. Yani örnek veriyorum, işte siz eşinize bir dörtlük yazmak, işte doğum günü sürpriz yapmak istiyorsunuz, bir dörtlük yazıyorsunuz. Bizim sanatçılarımızdan beğendiğiniz bir tanesinden şey rica edebiliyorsunuz. Yani bizim öyle bir özelliğimiz var. Butona basıyorsunuz, diyorsunuz ki ben böyle bir dörtlük yazdım, bunun üzerine bir cover, bir şey yapabilir misiniz mesela? Veya ünlü bir sanatçıysa ondan işte ya böyle bir işte bizim bir doğum gününüzü kutlar mısınız eşimin, işte arkadaşımın vesaire neyse. Yani sanatlarını hakikaten satabilecekleri de bir ortamda sağlıyoruz. Dolayısıyla gerçek hayata baktığınızda konvansiyonel gelir modelleri çok sınırlıyken müziksel üzerindeki gelir modelleri çok fazlasıyla fazla olduğu ve şu anda müziksel dünyaya açılacağı için de çok ciddi anlamda bir gelir elde etme şansına sahip oluyor bütün sanatçılarımızın hepsi. Gerçekten enteresan bunlar. İlgiyle de izliyoruz, dinliyoruz. Sadece müzik değil, sahne sanatları anlamında. Benim biraz böyle yaptığım okumalarda farklı sahne sanatlarına da gülü tutuyorsunuz orada galiba, değil mi? Tiyatro vesaire, biraz daha dinleyelim şu yurt dışı operasyonlarına geçmeden. Şimdi müziksel, yani müzikle, müzik fokusuyla doğdu ama işte zaman içerisinde bize gelen talepler veya gün içerisinde yayacağımız içerikler açısından da sahneden ayrılmayacağımız hiçbir zaman. Yani yarın öbür gün biz de farklı bir sektörle ilgili bir şey göremeyeceksiniz ama sahnenin içerisinde olduğu her şeye açığız, bütün her şeye açığız. Fakat fokusumuzu son 6 ay içerisinde sadece müzik üzerine gerçekleştirdik. Şimdi yeni dönemde işte sabahları çocuk programları, İşte öğleden sonraları işte stand-up, tiyatro gibi etkinliklere de
başlıyor olacağız. Yani dolayısıyla bir kullanıcı burada sadece akşamları işte canlı müzikte eğlenirken sabahları çocuklarına işte YouTube'dan veya başka bir yerden bir şey açmak yerine çok daha interaktif, tiyatrocularla konuşabilecekleri, eğlenebilecekleri bir alan bulabilecekler MüzikSen üzerinde. Veya öğleden sonraları, akşamları yine eğlenebilecekleri bir stand-up gösterisi, canlı stand-up gösterisinin içerisine dahil olabilecekler. Ama sanattan hiçbir şekilde ayrılıyor olmayacağız. Şimdi onun planlamaları var. İşte diğer müzisyenlerin haricindeki sanatçılarla görüşüyoruz. Onların profillerini içeride oluşturuyoruz. Mart ayı gibi de diğer kategorilerimizi açıp bu alanda da aynı müzik tarafında olduğu gibi çok keyifli anlar yaşatmayı umuyoruz tüm izleyicilerimiz. Şimdi bunlar da tatlı güzel seçenekler gerçekten pandemi nedeniyle evde kaldığımız şu dönemde. Sadece şunu merak ettim çocuğu olan bir insan olarak. Böyle interaktif işler mi olacak özellikle o çocuk tiyatrosu vesaire? Çocuk nerede, nasıl bir katılımcı olacak orada? Şöyle, mesela canlı yayında şey örneğini vermiyor. Tabak kırılıyor, işte gül dökülüyor falan gibi böyle oyunlaştığı şeyler var. Şöyle düşünün, bir tiyatrocuyla karşılıklı yani telefonu vereceksiniz. Onun zaten adı orada gözüküyor olacak. Tiyatrocu hikaye anlatmaya başlayacak. Diyecek ki çocuklar işte Ali şuraya gitmiş. Orada bir tane yangın çıkmış. Yangını neyle söndürüyoruz? İşte o sırada bir tane yangın hortumu olacak mesela ekranda. Çocuklar oraya basacaklar, söndürecekler. Bunun gibi hikayeleştirilmiş şeylerle hem öğretici hem hikayeci hem de böyle çok uzatmadan 35 dakikalık seanslarla çocuklarımız interaktif aslında böyle eğlenceli bir dünyanın içerisine girecekler. Peki. Biraz şimdi böyle biliyoruz ki dijital hat harika, harikulade gerçekten. Belli ki bu ve bunun gibi yaratıcı bir takım interaktif işlerde artacak platform üzerinde. Şimdi biliyoruz dijital aplikasyonların kaderinde küresel oyuncu olmak neredeyse birinci şart. Zaten küresel bir oyuncu değilseniz böyle bir aplikasyon da yaratamıyorsunuz. İşte dijital bir şirket de olamıyorsunuz, onu biliyoruz. Siz de bu anlamdaki en büyük enerjiyi aldınız Plug and Play'den. Az önce biraz girizgah yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Gurur da duyduk bu arada böyle bir yatırımcıyı da Türkiye'ye. Bilmiyorum sizle mi girmiş oldular Plug and Play yoksa daha başka yatırımları var mı? Benim dikkatimi öyle çekti zaten. Biraz anlatın bize nedir hedefler bundan sonraki küresel anlamda planlar, stratejiler, hedefler iş iyice boyut atladı tabii ki Çağrı Bozan. Evet. Biz bu yola çıkarken gerçekten çok büyük hayallerimiz vardı. Yani bugün startup ekosistemin içerisinde eminim ki tüm şirketlerin kurucuları bu hayalle gerçekten yola çıkıyor. Ekibimiz çok güçlü, çalışma arkadaşlarım, diğer kurucu arkadaşlarım çok güçlü. Ve yola çıkarken de hayalimiz para kazanmak değildi bizim. Yani biz hakikaten Türkiye'nin adını önemli bir alanda belli bir yere getirip dünyada hani hadi müzik ve sahne sanatlarını say dediklerinde ilk üçe girmek gibi bir hayalimiz vardı. Gerçekten hayaldi bu. Ama çok kısa bir süre içerisinde, 6 ay içerisinde Plug and Play'in kapısını biz çalmadık bu arada. Yani Plug and Play bizi buldu diyebilirim neredeyse. Çünkü hani bunun gibi fonlar biliyorsunuz. Yani Plug and Play Silicon Valley'sinin en büyük fonu. Yani Google'ın, işte PayPal'ın, SoundHound gibi firmaların da yatırımcısı aynı zamanda. Dolayısıyla bu işin gerçekten de dünyadaki bazı alışkanlıkları değiştireceği düşüncesiyle beraber bir ortaklığa imza attık. Bizim için çok büyük bir şanstı. Türkiye'deki ilk yatırımlarıyız. Diğer startupların da önünü açmak açısından bence çok kıymetli. Sadece MüzikSen için değil. Ki Plug and Play zaten MES'in içerisinde biliyorsunuz bir teknoloji center'da açtı şu anda. Ama bizim fonumuz bu arada Amerika, yani Türkiye ile bir alakamız yok bizim. Ne o yüzden kadar bir fon aldınız Çağrı Bey bu arada? 3 milyon değerleme üzerinden aldık ama maalesef şeyi açıklayamıyoruz. Yani ne kadar olduğu ile ilgili şu anda en azından bilgi veremiyoruz. Ama 3 milyon dolar değerleme üzerinden aldık bu yatırımı. Şimdiki ana hedefimiz de hemen yakın coğrafyamız olan işte Azerbaycan, Arap ülkeleri, Yunanistan, Rusya gibi ülkelerde hızlı bir şekilde orada hem yayıncı hem de dinleyici tarafında operasyonlarımızı başlatmak, işte Belçika, Almanya gibi Türklerin daha yoğunluklu yaşadığı yerde de pazarlama aktivitelerine girmek. Sene sonunda da daha sonrasında Avrupa ve Amerika pazarı içinde ayrı bir yatırım turuna çıkıp daha sonrasında umuyorum ki belki de bir dahaki sizinle olan canlı yayımızda hakikaten artık o global oyuncu olma yolunda ciddi bir yol kat etmiş olacak MüzikSen diye. İnşallah yolunuz açık olsun. Peki. Çok teşekkürler. Tabii salgın bize gerçekten deneyimlemekten çok tedirgin olduğumuz, çok korktuğumuz pek çok alanı mecburi deneyimleme fırsatı da sundu. Belli ki öngörüleri sağlam bir yatırımcı olarak pek çok şeyin kokusunu bizden önce alabiliyorsunuz Çağrı Bozay. O yüzden sizi bulmuşken soralım, nasıl bir dünyaya doğru evriliyoruz? Sizin geleceğe dair nasıl bir vizyon var? Nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz? Ve hangi zamanlama içerisinde bekliyorsunuz bu gelişmeleri? Şimdi tamamen hibrit bir dünyaya gidiyoruz.
Her alanda, sadece müzik ve sahne sanatları alanında değil. Yani bugün işte haberleri okuyoruz hep birlikte, sadece Türkiye için demiyorum bunu, yurt dışında da aynı şekilde. İşte kurumsallar artık tamamen geçici olarak değil, işte evden çalışma düzeni, remote çalışma düzenine geçiyor. Mesela film sektörüne bakın, Hollywood diye bir şey kalmadı artık. Evet. İçerik platformları çok ön plana çıktı. O sektör tamamen değişiyor. Çünkü oradaki tüketimler de benzer aslında müzik ve sahne sanatlarına göre. Tabii ki de bugünkü alışkanlıklarımız veya bugüne kadar gelen alışkanlıklarımız bitecek demiyoruz. Ama bir yeni jenerasyon gerçeği var. Yani yeni jenerasyon elinde bir şeyi, gazeteyi almadı daha henüz. Veya yeni jenerasyon bizim gibi haftada iki kere konsere gitmedi. Yeni jenerasyon oyunla doğdu. Yeni jenerasyon işte telefonla doğdu. İşte akıllı cihazlarla doğdu. Dolayısıyla onların tüketim alışkanlıkları zaten bizim kontrol edemeyeceğimiz şekilde farklı bir alana doğru gidiyor. Bunu hem teknik hem de aslında manevi olarak ikiye ayırabiliriz. Dolayısıyla her sektörün içerisinde aslında müzik ve sahne sanatlarında olduğu gibi çok yeni ekosistemler çıkacak. Yani işte eskiden konuştuğumuz holografik buluşmalar, işte VR'lar vesaireler önümüzdeki dönemde çok daha fazla hayatımıza girecek. Her alanda çok fazla hayatımıza girecek. Belki birazcık korkutucu bu arada. Yani bu kadar robotikleşmek veya bu kadar dijitalleşmek bir yandan evet, korkutucu. Ama diğer taraftan da bir şekilde kabul etmemiz gereken ve bunu doğru bir hibrit yolla çözmemiz gereken bir şey. Yani buna karşı gelmek, kimse karşı gelmeye çalıştığı an aslında kaybedecek olan gelecekte onlar oluyor olacak. Bunu kabul edip sadece iyi gerçekten bir şekilde, doğru bir şekilde konumlandırmasını sağlamak gerekiyor. Ama ben gelecekte bu tip bizimki gibi benzer projeleri çokça konuşacağımızı düşünüyorum. Hem müziksel üzerinde konuşacağımızı düşünüyorum, bizim de sürprizlerimiz var gelecekte. Hem de diğer sektörlerde mutlaka hayat artık tamamen pandemi sonrasında hibrit olacak. Çünkü çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Biz mesela pandemi olmasaydı buraya müzisyenleri getirmekte çok zorlanacaktık Avan. Yani onlar çünkü diyeceklerdi ki muhtemelen ya ben sahneyi alıyorum zaten işte Kadıköy'deki bir yerde. Şimdi dijitalde ne para kazanacağım, ne yapacağım? Yani adamı ikna etmek için zaman harcayacaktık. Pandemi evet, şunu yarattı. Adam gördü ki o Kadıköy'deki çıktığı yerden daha fazla para kazanma şansına sahip şu anda. Ve bunu evet, deneyimlediği zaman artık açıldığını, ki biz müzisyenlerle devamlı konuşuyoruz. Yani pandemi sonrasında beklentiniz ne diye. Ben böyle para kazanmaya devam ettiğim sürece 5 saat, 6 saat yorulduğum, ciddi hani efor harcadığım bir şeyi niye yapıp kendi evimden yapmak yerine niye böyle bir şey yapayım diyorlar. Dolayısıyla hani bu evet, dünya buraya doğru gidiyor. Diğer sektörlerin bunun da konforunu ve kolaylığını evet, yaşayacak sanatçılar. Dediğiniz gibi sunduğunuz farklı farklı alternatifler de var ama umuyoruz yine de dünya o distopik dizilerdeki filmlerdeki bir dünyaya dönüşmesin. Yani hibrite okey varız. Çünkü evet, herhalde işte Kadıköy'de bir yerde izlediğimiz bir sanatçının tadı ayrı ya da işte bir konserde tabii gerçekten de o coşkuyu, o heyecan, o sanatçıya yakın olma duygusunu yaşamak ayrı. Ama onu yapamıyorsak alternatif bir takım platformlarında dediğiniz gibi gerçekten burada can simidi gibi yetişiyor bir takım ihtiyaçlara. Çok evet, teşekkür ediyorum Çağrı Bozay. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum Hanım. Çok keyifliydi. Umuyorum bir sonrakinde dediğim gibi daha güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Umuyoruz, bekliyoruz. Her an bekliyoruz haberleri. Hazırız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Harika. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Evet, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. 13 Ajansı ile bir aradayız değerli izleyenler.